Web Tekno'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda A101'de 119.990 liraya satılan elektrikli aracı aldık. Şimdi bu araca biraz daha yakından bakacağız. Biz normalde arkadaşlar arabayı stok çekeceğiz, videosunu çekeceğiz, güzel görünsün diye yıkatmaya götürecektik. Ama dedik ki şimdi biz bu arabayı yıkatsak kaç para edecek, kaç para alacaklar, ne olacak? Bilemedik, dedik ki zaten bir avuç araba, biz bunu bahçede kendimiz yıkarız diye düşündük. Otomatik cam, geleceğim birazdan bunlara. Bak bak şunun güzelliğe bak. Şöyle bir arabamızın etrafında gezdirelim kuyumuzu. Bu sayede de arabayı da biraz da yakından görmüş oluyoruz. Bir de şöyle. Ben bunu dışarıda yıkatsam şimdi 90 lira para alacaklardı benden. Ne 90'a? Geçen 110 lira istediler. Ayıptır ya. Volta, volta, volta. Ne dışarıda yıkatmaya gerek kaldı ne bir şeye. Şöyle bir küçük anahtarımız var. Buradan kapımızı açıyoruz ve kilitliyoruz. Şimdi arkadaşlar şöyle araca bir bakalım. Öncelikle tasarımına bakalım. Harry Potter'da vardı ya Azkaban tutsandı. Böyle yandan biraz bastırmışsın, incelmiş gibi duruyor. Ama yani küçük bir araç olmasına rağmen ve ucuz bir araç olmasına rağmen tasarımına uğraşmışlar. Detaylar falan eklemişler. O yüzden ben tasarımına okey diyorum. Kendi adıma bakın şurada. Şunlar şöyle rüzgarlıklar, artık bunun adı neydi unuttum. Arka tarafında Volta'nın logosunu görüyoruz. Aynı zamanda adı da yazıyor ve burada şöyle açtık. Burası şarj yetmeyeri arkadaşlar. Yani bir bilgisayar kasasının güç kablosunu taktığımız şeklin aynısı. Bunun tam adını bilmiyorum. Size şarj aletini de göstereyim hatta. Oğlum. Hiç yok, devam. Burada şarj aletimiz var arkadaşlar. Bunu şimdi ıslandı takmayayım. Arkasına takıyorsunuz. Bunu da bir fişe taktığınızda şöyle bir Volta ev1 charger'ımız harekete geçiyor. 72 voltluk 58 amperlik bir alet. Bununla aracı yaklaşık 7-8 saatlik bir sürede 0'dan 100'e şarj edebiliyorsunuz. Şimdi burası kalkıyor. Ben burayı görünce dedim herhalde hani bunun altından sandık falan çıkacak. Bir sandık dedim ya, bir alan falan çıkacak diye düşündüm. Ama çıkmadı. Burada bir arabanın sigortası var arkadaşlar. Sigortaları atabiliyor. Tekrar buradan düzeltebiliyorsunuz. Volta ev1 model bu arada. Onu söylemeyi unuttum. Arka tarafında şöyle bir cam var. Aynı cam yukarıda da var arkadaşlar. Sunroof misali. Şimdi gelin araca bir binelim. Bakalım içinde bize ne gibi kolaylıklar sunuyor. Ha şunu da söyleyeyim arkadaşlar. 163 kilo gibi bir kapasitesi var aracın. Melih ile ben bindiğimizde biz bu kapasiteyi aşacağız değil mi? Melih eğer 60 kilo değilsen aşacağız. O yüzden bakalım biraz da kapasitesini aştığımızda başımıza ne geliyor. Aynı zamanda bunu da görmüş olacağız. Bu arada daha fazla geri gidemiyorum. Yani şöyle yaptığımda öne geliyorum ama arkaya gidemiyorum. Bu kadar yani. Camlarımız otomatik. Burada bir adet de kapı kolçağımız var. Aynı zamanda burada işte bir şeylere koyabileceğimiz alan var ki araçtaki tek alan dediğim gibi. Şurada her şey okeyken bir tane kapalı alan var arkadaşlar. Bunun ne olduğunu çok merak ettik. Böyle açtık. Dedik bu ne, benzin deposu gibi. Bunu da açtık. Ne bileyim bakayım içinden ne çıktı. Silecek suyu için. Böyle yer kaplamasına gerek var mıydı bilemedim. Bu sesi duydun mu? Geliyor mu ses? Klima. Klimamız çalışıyor. Şuraları ben yani bilmediğim için söylüyorum, kusura bakmayın. Ben 3D yazıcıda basılmış sandım. Çünkü öyle bir dokusu ve görünümü var ki yani sonuçta çok da büyük bir beklentiyle konuşmanın da alemi yok açıkçası. Elektronik bir ekran var. Bu bence büyük bir gelişme. Çünkü bu tarz araçlarda elektronik bir kadran... Boyundan büyük değil mi korna ya? Ya Bluetooth bağlı... Radyoda böyle. Label C5 baba. Arabam Volta. Seviyorum çift kale maça. Hadi döndür bana. Bence okey bu arada. Şimdi çok da abartmayalım. Ev treni göstereyim bir de. Şöyle boyundan büyük. Bak şunu bir de geri yapıştırman gerekiyor. Sesin güzelliği. Bence yeterince detay gördük. Şu sesi de ben bir kesmenize izin vereyim. Bu sinyal. Şu da dörtlü. Aynı ses. Sileceklerimiz var. Ama şimdi sileceğin şu güzelliği var arkadaşlar. Bak şimdi. Benim görüş alanım burası.
Ama silecek burayı temizliyor. Aracın kendi küçüklüğünü düşünürsem direksiyon biraz büyük geldi bana. Şimdi biraz daha detaylı inceleyeceğiz. Biraz daha fazla bilgi vereceğim ama öncesini istiyorsanız gelin bir yola çıkalım. Harekete geçelim. Ondan sonra görelim. Tamammış. Biraz bastırmak gerekiyormuş. Hadi gel Melih. Buradaki gördüğünüz alan arkadaşlar vitesleri temsil ediyor. R yaptığımda yalnız şöyle bir güzellik var. Arka görüş kamerası var. E-freni indirdim yere kadar. Önce bir geri çıkalım. Ofisten de bir kere de böyle çıkmış oğlum Melih. Kapıyı şöyle bir kaldıralım. Direksiyon biraz sert arkadaşlar. Ya bu tarz araçlarda neden bilmiyorum ama hep sert oluyor direksiyon. Allah dur. Freni biraz yumuşak gibi. Yani sağlam basman gerekiyor. Şöyle bir yola çıkalım. Evet. Benim en sevdiğim şey bu araçları kullanmak. Çünkü yolda geçerken kimse size saygı duymuyor. Ve herkes dönüp bakıyor size. Ne yapıyor bunlar diye. Bak mesela. Ya kesik çizgi yok. Sollayamaz anlamına geliyor ama... Allah dur ben bu ana yoldan kaçayım en iyisi. Başka türlü buradan sağa çıkamayacakmışız gibi hissettim. Dörtlü yaklı yere bak adamın da arkadaşlar vallahi. Maksimum hızımız 45 kilometre arkadaşlar. 2 kW'lık bir motor gücü var. 415 kilo ağırlığında bir araç arkadaşlar. İçine alabileceği maksimum kapasitede 163 kilo. Yokuş kalkış kabiliyeti arkadaşlar %15. Yani %15 eğimin üzerinde bir yokuştaysanız araç ben buradan geçemem arkadaş diyor. 72 voltluk bir batarya kapasitesi var. Ve 63 kilometre bir menzil sunuyor bize arkadaşlar full şarjda. Batarya bittikten sonra da yaklaşık 7-8 saatlik bir sürede tekrar full şarj oluyor. Bu arada 45 kilometre yaptı arkadaşlar yine. Bir kasisten geçeceğim şu an arkadaşlar. Allah normaldir. Aynaları manuel olarak ayarlıyorsunuz yan aynaları. Ya kimse bizi umursamıyor ya. Bakar mısın köşeye falan sıkıştırıyorlar ya. Teşekkür ederim hanımefendi. Aa da bana yol vermemiş ben de bana yol verdi diyecektim. Başkasına veriyormuş yok. Direksiyon tekrar kendini toplamıyor. Dikiz aynası yok. Şu ışığı nasıl buldun Melih? Nasıl? Evet çocuklar bizi izliyor. Bak böyle bir geçiş var değil mi? Sağından gelip soluma geçiyor. Ya bu arkadaşlar küçük araçlara hiç saygı yok. Ya buradaki aralık küçük olduğu için hani şey vardır ya Melih. Uzun yol otobüs sürerken direksiyon önünde yatık durur ya. Şu an onu yaşıyorum. Hani direksiyon karşımdan ziyade aşağıda biraz. Ne yiyorsunuz lan? Aa çağla satıyorlar. Çağla çıkmış. Kız bunu otostop çekiyor ya. Kız nasıl alacağım seni? Bak otostop çekiyor. Oğlum ben nasıl alayım seni? Allah Allah. Yanda yer var diyorum. Beni hangimizin yanında yer var ya? Ya dağda bayırda sürmeyi biz de bilirdik kanka da böyle bir insanlar içinde sürünce bence daha doğal oluyor ya. Ya kızım neye otostop çekiyorsun? Bak fırlatacağım direksiyonu şimdi ya. Motor geliyor da benim halimden anlar. Ya şu ana kadar anlattıklarımda da biraz sanki üstüne basıyor gibi bir eksikliği söylüyor gibi yapıyorum arkadaşlar ama 120 bin liralık bir araç. Şu anki ekonomide de, şu anki teknoloji ekonomisinde de durumlar belli, fiyatlar belli. Yani burada 120 bin liraya satılan bir elektrikli araca da bir şey diyemeyeceğiz yani. Volta EV1 adlı aracımız bu şekildeydi arkadaşlar. Başka araçla ilgili merak ettiğiniz sorularınız varsa bunları lütfen yorumlarda belirtin ki sizin için cevabını bulmaya çalışalım. Onun dışında içerik önerileriniz, video önerileriniz varsa bunları da lütfen yorumlarda yazın. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenirseniz de çok çok seviniriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.